yıkımlar, felaketler, savaşlar. Allah Azze ve Celle kafirlerin kavimlerini ve içlerinde günah ve isyanların çoğaldığı kavimleri işte böyle helak eder. Kavimlerin helakı Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Allah Azze ve Celle yüce ilmiyle hangi kavmin ne zaman azgınlık göstereceğini, ne zaman büyüklenip kan dökeceklerini, nesli ve ekinleri ne zaman bozguna uğratacaklarını ve ne zaman nasıl helak olacağını bilmektedir. Allah Azze ve Celle helakını tatbik edecek olan meleklerine emreder. Ayet-i Kerime'de ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu kitapta Levh-i Mahfuz'da yazılıdır, buyurulmuştur. Birçok kavim kıyametin kopmasından önce helak edilip yok olacaktır. Kıyametin alametlerinden biri de Medine-i Münevvere şehrinin harap olmasıdır. Muaz radıyallahu anhu'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beytül Makdis'in imarı Yesrib'in harabıdır. Yesrib'in harabı Melhame'nin savaşın çıkmasıdır. Melhame İstanbul'un fethidir. İstanbul'un fethi Deccal'in çıkmasıdır. Beyt-i Makdis'in Mescid-i Aksa'nın imarı orada yaşayanların çoğalması ve ticaretin canlanmasıyla olur. Yesrib ise Medine-i Münevvere şehridir. Hadis-i şerife göre Mescid-i Aksa'nın imarının ardından Medine-i Nebevi'nin harap olması beklenecektir. Bu haraptan sonra Melhame-i Kübra denen savaş çıkacaktır ve bu savaş kıyamet gününün yaklaştığının en büyük alametlerinden biridir. Bu savaş Rumlarla ve Tatarlarla olacaktır ve ardından Konstantinye İstanbul yeniden fethedilecektir. Denilir ki İstanbul'un fethi Melhame'nin çıkışıyla birlikte gerçekleşir veya Melhame esnasında fethedilir. İstanbul bir yanı Asya'da bir yanı Avrupa'da bulunan bir şehirdir. İki kıtayı deniz ayırır. Bu fetihten hemen sonra Deccal ortaya çıkacaktır. Deccal ilahlık iddiasında bulunacak yalancının tekidir. Mescid-i Aksa'nın imar edilmesi hem dini hem de dünyevi olarak önemli bir dönüm noktası olacaktır. O esnadan sonra Mescid-i Aksa dünya siyasetinin merkezi haline gelecektir. Bunda semavi dinlerin üçünde de oldukça önemli bir yere sahip olmasının payı muhakkak ki büyüktür. Medine'nin harap olması ise Medine'de bulunan İslami yapıların ve eserlerin harap edilmesiyle mümkün olacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Bir gün gelecek, insanlar Medine'yi bütün hayır ve güzellikleriyle terk edip gidecekler. Orada sadece vahşi hayvanlar ve kuşlar kalacaktır. Medine'ye son olarak koyunlarına seslenip duran Müzeyne kabilesinden iki çoban girecek ve orayı ıpıssız, vahşi hayvanlarla dolu bulacaklar. Onlar da Veda Tepesi'ne gelince yüzüstü düşüp öleceklerdir. Kıyamet gününün bir diğer alameti ise Kabe'nin Beytullah'ın yıkılmasıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Bir Habeşli Kabe'yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleriyle Kabe'nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum. Kabe'nin bu yıkılışı yeniden imar edilmeyecek şekilde bir yıkılma olacak. Bu Habeşlerin ordusu Kabe'nin hazinelerini de alıp götürecekler. Allah'ım gizli ve açık bütün çirkinliklerden sana sığınırız. Rabbimiz senin tevhid dinin ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine sabit kıl. Bizlere senin zikrini, şükrünü ve en güzel bir şekilde ibadetini kolaylaştır. Allah'ım bizleri dünya ve ahirette dosdoğru söz olan kelamın üzere sabit kıl. Amellerimizi salih amellerden kıl, niyetlerimizi halis niyetlerden kıl. Sonumuzu güzel bir son kıl ey merhametliler merhametlisi Allah'ım. Bizler evvelinde sorguya çekilmeksizin ve azap görmeksizin cennetin en yüksek mertebesi olan Firdevs cennetleriyle rızıklandır.